Hüsiye soğuktan burnun yere düşecek. Hadi gülüm, gir içeri artık. Abla, Serafket'in Hacer'lere mi gidiyorsun? Sen de durum ciddi desene. İyi adamdı. Aa bak, taksi geliyor. Kız, bunun burada ne işi var? Kız abla kapına dayanmış ya. Allah'ım yarabbim yaresul. Sen niye geldin buraya? Bak beni görecek şimdi, hadi git. Seni almadan da şuradan şuraya gitmiyorum ya. Ben Hacer'lerde kalacağım. Ya biz seninle niye anlaşamıyoruz? Sen niye benim söylediklerimi anlamıyorsun? Konuşacağız. Hem kokoreç aldım ben. Acılı, bol acılı attırdım. Kim? Al bak. Zaten bana her şeyin acılısı layık. Acılığın kadınıyım ya ben. Merhaba, nasılsınız? İyidir, iyidir. Sağolsun. Nasılsınız? Teşekkürler. Hadi güneşleri soğutma ya sen. Kolay gelsin. Gitti mi? Gitti abi, gitti. Taksi geldi, bindi gitti. Sarı değildi abi taksi. Yani başka bir taksi. Yani bizim bildiğimiz taksilerden değil ama taksi. Tamam Gülsü. Ben de biliyorum, gidecekti. O kadar ettiğimizden sonra kalacak hali yok ya yalım. Nereye gitti? Hacer'lere. Hacer'le? Bizim eski komşu vardı ya abi. Merkezde. Oraya gitti. Güvenli bir yere gitti abi, sen merak etme. Ha, iyi iyi. İyi o zaman. İyi, ben şimdi gidiyorum. Sabahına gelirim. Olur ya. Birileri sana soracak olur. Yahya nerede kaldı? Dudda mı kaldı derse yok de. Hı. Yahya abim zeytinlik duyuyormuş. Zaten kaç gecedir de oradaymış dersin, tamam? Hı hı. İyi abim. Tamam abi. İyi, ben kaçtım. Hadi kal sağlıcakla. Tamam. Hayır olsun bunun halleri. Niyeti bozdu mu ne? Atma. Yani hala inanamıyorum. Sancar'ın bütün bunları bilmesine rağmen Mavi Melek'ten uzaklaştırmamasını aklım almıyor. Sancar Bey'i suçlamayın lütfen. Ben de uzun süre Mavi'nin büyüsüne kapıldığım için bilirim. Mavi'nin erkekler üstünde nasıl anlatsam garip bir hipnoz etkisi vardır. Görüyorsun değil mi Müge? Melek ciddi bir risk altında. Yok, ben böyle bir şeye izin vermem. Gerekirse raporumu ona göre yazarım. Çok teşekkür ederim Müge. Sen olmasan ben ne yaparım bilmiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sancar'a dosyayı vereli epey oldu ama hala bir hareket yok. Ya ayrılmazlarsa? Yani Sancar buna rağmen Mavi'yi terk etmezse bir B planı var mı? Ben çok iyi bir avukatım Güven Bey. Bunu unutma. Benim her zaman bir B planı vardır. Her zaman.
Sen gitmedin mi? Gitmedim. Bana güvenmek sevmekten daha önemli dedin ya. Haklısın. Bence de daha önemli. Ama ben ne zaman birine güvensem, yaralarımı açsam, eninde sonunda bana karşı silah olarak kullanıldı. En çok da Sedat yaptı bunu. Acılarımı, zaaflarımı yıllar içinde bana karşı kullandı. Beni kontrol etmek için kullandı. O sana verdiği dosya var ya, o dosya benim çalıştığım şirketin yönetim kurulu toplantısına bile gitti, biliyor musun? Bunları sana niye mi anlatmadım Sancar? Çünkü anlatamadım. Çünkü bunları anlatmak benim için kolay değil. Daha 19 yaşındayken bana saklanmam, konuşmamam öğretildi. Hem de en yakınlarım tarafından. En acı şekilde. Evet Eylancığım, tekrardan hoş geldin. Ver bana. Gel. Benim kokoreçim nerede? Karavana kadar dayanamadın ya. Hemen götürdün yani kokoreçini de ha. Bak ağzına yüzüne de bulaştırmışsın ha Elvan. Bu ne böyle ya? Neydi? Acısı güzeldi. Sen de çok güzelsin. Baristan Bey, sen dedin ki seni bırakacağım, ondan sonra ben döneceğim. Öyle dedim de yani bir şansımı denemeyeyim mi? Denedin ama olmadı. Hem ben bugün biraz yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Tamam ama Elvan, sende bugün bir şey var yani sen... Ne oldu orada? Kötü bir şey olmadı değil mi? Hiçbir şey olmadı. Ben üşüdüm, biraz girem içeri, olur mu? Tamam. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Sana söylemiştim, ben annem ve anneannem tarafından büyütüldüm. Babamı hiç tanımadım. Ben bebekken annemi terk edip gitmiş başka bir kadınla yurt dışına. Annem her zaman anneannemi suçladı bunun için. Kocam sana dayanamadı, kaçtı dedi. Gerçekten mi öyleydi yoksa annem kendini rahatlatmak için mi anneannemi suçluyordu bilmiyorum. 9. yaş doğum günümde annemle anneannem büyük bir kavga ettiler. Anneannem felç geçirdi. Anneannem benim hayatta en hayran olduğum kadındı. Çok güzeldi. Heybetliydi. Sertti. Ama sevgi doluydu. Hastalığı süresince onunla daha çok yakınlaştık. Çünkü ona ben baktım. Bakacak başka kimse yoktu. İnsanlar hastalıktan korkuyorlar Sancar, biliyor musun? Sevdiklerini o halde görmek istemiyorlar. Annem birdenbire daha çok çalışmaya başladı. Teyzemle kuzenlerim o hastane sürecinden sonra ayaklarını kestiler. Bazen aylarca uğramadılar.
sonra yıllarca. Yaşıtlarım arkadaşlarıyla okuldan sonra buluşup oyun oynarken, daha sonraları okula sıp sevgilileriyle buluştuklarında. Ben hep erkenden eve gittim. Anneanneme bakabilmek için. Öyle çalışanlar çok değiştiği zaman falan anneannem strese giriyordu. Ama ben üniversiteyi kazandığım zaman ağır bir depresyona girdi. Bırak. Bırak kızım. Bırak yapma kızım. Olur mu hiç öyle Firuze Sultan? İlaçların yarım kalır. Kalsın. Beni bırak kızım. Bırak da artık öleyim. Ne olur böyle konuşma. Sen ölürsen ben ne yaparım? Hayatını yaşarsın. Mutlu olursun. Bak şu halime. Ben sen olmadan kendi kendime hiçbir şey yapamıyorum. Ben senin gençliğinin prangasıyım. Hepsi. Kurtul benden. Dur. Sabahı zor ettim o gece. Önce kuzenimi aradım. Ağlaya ağlaya olanları anlattım. Sonra hem teyzemlere hem de anneme uzun bir mektup yazdım. Gelin annenize bakın diye. Anneannem iyi değil. Ölmek istiyor diye. O zamanlarda da günlük tutardım. Firuze Sultan'ın nasıl acı çektiğini, ölmeyi nasıl istediğini yazmıştım. Onun acılarını dindirebilsem yaparım yazmıştım. O gece anneannemi kaybettik. Firuze Sultan, bak sana ne aldım pastaneden. Salep, tarçınlı hem de en sevdiğinden. Anneanne. 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 Anneanne ne olur ölme anneanne. Anneanne. Anneanne ne olur ölme. Anneanne. Anneanne ne olur. Ne olur ölme. Sabahına teyzemler geldi. Teyzem onlara yazdığım mektuptan şüphelenmiş. Kuzenim kesin mavi bir şey yaptı demiş. Annem günlüğüme yazdıklarımı delil olarak kabul etti. Beni o yaşımda karakola götürdüler. Teyzemin şikayetiyle. Çok korktum Sancar. Tek kelime edemedim. Savcı sessizliğimden şüphelendi, dava açtı. Neyse daha sonra otopside tabii her şey ortaya çıktı. İlişkimizin ilk zamanlarında bunu Sedat'a anlattım. O zamanlar insanın sevdiğinin yanında her şekilde çıplak kalabildiğine inanıyordum. Ama öyle değilmiş. Yıllar geçtikçe Sedat ona anlattığım her şeyi tek tek bana karşı kullandı. Bir daha hiç kimseye güvenemedim. Kimse de bana güvenmedi. Ailesinin bile inanmadığı birine başkası neden inansın ki? Değil mi? Ben sana inanıyorum. Keşke bütün bunları anlatmadan önce inansaydın bana Sancar. Abi.
koşulsuz sevmeyi de inanmayı da ben seninle öğrendim. Ha ben de kendi anasına güvenemeyen bir adamım. Sen de beni anla ya. Hem bak, senin bana olan inancını, güvenini sınayacağım bir durum daha olmadı. Eğer bir gün olursa, ben anlatmadan sen bana inanacak mısın? Evet, inanacağım. Ben seninle tanıştığım gün sana uykumu emanet ettim Sancar. En savunmasız halimi. Ben seni sevmeden güvendim sana. Ben de. O zaman bunu bir daha sakın unutma. Tamam mı? Unutmayacağım. Affedecek misin beni? Bunlar sana fazla gelir hanım teyze. Aa! Ne yapıyorsun be? Aa! Bıraksana, ne yapıyorsun? Bıraksana saçımı. Bırak. Ya saçımı bırak. Daha çok kıpraşma, canınız yana. Siz belli ki beni tanımadınız. Ha? Pamuklarda büyümüş asil kadın dediniz bu. Emmi yok. Beni iyice tanıyın. Tanıyın ki duracağınız yeri iyi bilin. Aa! Ben eski yarıcının karısı Halise Bey. Söylediklerini kulağını aç da iyi belli. Ben hakkımı kimseye yedirmem. Tamam anladım. Halise fissin tamam. Bırak. Bu kırmızı ruj ya. En son bunu görmüştüm işte. Ne? Değil. Aile cüzdanı. Ben de benim az sonrası kızım nerede kaldı diyordum ya. Gel babam ya gel. Bu şimdi siz Mavi ile evlendiniz mi diyor. Leydim, kokuya bak kokuya, bak. Görüyor musun? Bu en yüksek dağlardan topladığım, en özel otlardan sana özel yaptığım omletim. Öyle mi lordum? Yani bana aslında düküm ne diyebilirsin, dük de olur.
O zaman senin de bana düş istemen lazım. Bakayım bakayım bir şey mi unutadın ha? Emmi bu çok güzel. Sen bunu nasıl ettin? Sen benim sevgilim olsana ya. Ne oldu? Helal. Helal, helal. Neyin olayım? Sevgilim işte. Kız arkadaşım, yavuklum. Bakıştım. Görüştüm. Tamam, tamam. Aa, sen de her şeyi abart. Tamam, tamam ne? Tamam işte, olurum. Ne olursun? Ha işte, tövbe tövbe. Sevdiğin olurum, her şeyin olurum, Boran. Tamam. Madem her şeyin olurum, o zaman bu gece yaban ellere koymazsın beni. Şuracıklarda kurda kuşa yem etmezsin herhalde diye düşünüyorum Elvan. Ha? Ha? Sen gel bakayım şöyle. Gel, gel. Evlenmeden hayatta olmaz. Artık sevgilinim, el alem ne diyecek sonra? Ya sen nasıl tatlı bir şeysin ya. Baba bir şey desene. Babam ya biz... Çok mu kızdın babam ya? Ha? Kızdım tabii. Beni niye çağırmadınız? Sen... Biz seni çağırmadık diye mi kızdın? Tabii o yüzden kızdım. Ben Mavi'nin gelinliğini görecektim. Ona gelin çiçeği toplayacaktım. Ya bak sen ya. Ya babam... Ya biz zaten var ya gelin çiçeğini unuttuk ya. Unuttuk sen yoksun diye. Ama... Özür dileriz babam ya seni çağırmadık diye. Melek, hem öyle senin hayalini kurduğun gibi kocaman çok güzel bir düğün falan olmadı. Biz babanla sadece imza attık bu defter için. Bu kadar. Ama sen yine de bizi affedebilecek misin? Affederim tabii. Ama düğün yapmamız, zeybek oynamamız gerekli değil mi? İkinizi de çok tebrik ederim. Çok mutlu olun. Vallahi hak ediyorsunuz. Çok teşekkürler Yahya. Sağ ol Yahya, sağ ol. Yani ben biraz tahmin etmiştim aslında Mavi'nin yüzünü görünce ama... Ha. Siz de bir şey demeyince tebrik ederim. Sağ ol Zehra Hanım, sağ ol. Sağ ol. Çok mutlu olun. İkiniz de. Çok teşekkürler Zehra. Anamın haberi var ha. Gitmeden söylemiştim. Keşke o da burada olsaydı şimdi. Hadi geç bakalım bizim kız. Geç kahvaltıya. Hadi. Otur Hüseyin. Hadi. Evet. Buyurun hanımlar. Hey hanımlar. Önce kaydı mı? Evet. Oradan da babaanneye gideriz. Siz gidersiniz, ben beklerim. Olmaz, hep beraber gideceğiz. Biz bir aile olduk artık. Babaannem de çok sevinecek. Babam, önemli olan üçümüzün aynı hissetmesi değil mi ya? Şimdi babaannenin canı sıkkın ya. İstese de o kadar sevinemez. Ben biliyorum, çok sevinecek. İyi, hadi bakalım. Hadi. O zaman hadi gel bakalım. Madem öyle. Hadi atla. Hoppa. Sana da günaydın abla.
Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Yahya abim Dudu artık evine gitsin dedi. Yahya abin. Öyle mi? Senin bir de kardeşin var ya, Hani abla. Ben sana ne yaptım abla? Ben sana ne yaptım? Sen çocukken de böyle yapmıştın. Seni o konağın kapısından aldılar. Sen içeri girdin ve her şey değişti. Ben arkada öylece kala kaldım. Bir kere ya. Bir kere bile dönüp bana bakmadın sen. O işler hiç de öyle olmadı Dudu. Nasıl oldu anlat o zaman. Tamam bırak ben yapayım hadi git sen. Hadi git çık. İyi. Tatlı canım Mili. Ahmet gerçekten yeter ya ne olur. Hiçbir şey demeden bin dinle Dudu. Ben her şeyi unuturum. Canım mı yanmış, aşağılanmış mıyım senin için unuturum Dudu. Tüm yaptıklarını, yaşadıklarına rağmen affediyorum seni. Sana orada hayat yok görmüyor musun? İstemiyorlar işte seni. Benimle gel Dudu. Ne olur benimle gel. Hoş geldin Sancar Efe. Hoş bulduk. Müdür Bey'in haberi var. Kayıt için geldik. Buyurun tabii. Sağ ol. Anne. Anne. Gelsene. Saattir toparlanamamışım. Haydi. Ben buradan hiçbir yere gitmiyorum abla. Madem beni Halise annem getirip yerleştirdi buraya, o zaman o dönüp bana git diyene kadar beni buradan kimse gönderemez. Ay hala Halise anam diyorsun Dudu. Halise anası mı kaldı? Gözünü seveyim yapma yetti rezilliğimiz. Kovulduğun yerde kalıp da daha da beter etme Dudu haydi. Haydi topla. Yok arkadaş. Ben kafaya koydum. Elvan'ıma gideceğim. Gerekirse ayaklarına kapanırım. Kapanırım ya. Affet beni diyeceğim ya. Ya ben senin nasıl has bir kadın olduğunu görememişim. Ama ben ettim sen etme diyeceğim ya. Hatta ben gidiyorum dur.
Sancar abim de evlendi. Ne güzel mutlu mesut yuvasını kurdu. Allah mutluluklarını daim etsin. Ha, geriye bir sen kaldın gavruk. Sen de zamanını geçirme yani. Senin de vaktin geldi bilesin. Sen benim kız kardeşimi mi oyalıyorsun lan? Hadi ben kaçtım. Hoşça kal abicim. Hava alacağım ben. Ya iki gözümün nuru nereye ya? Pır dedin uçtun hemen. Kondum işte şimdi kavruk. Ne oldu? Söyle. Benim bir tarla vardı dededen kalma. Sattım gitti. Nasıl yani? Neden? Nedenim var ya. İkimiz için. Ya tam ananla abinin karşısına dikilip ben Zehra'ya talibim diyecektim gene bir olay koptu. Hem de sen haklıydın Zehra. Ben de sonunda anladım. Ya başkalarının hayatı sakinleşsin diye bekleye, bekleye, bekleye. İkimizinkini kaçırıvereceğiz. Biz bizi düşünmedikçe kaderin bile umurunda olmayacağız. Hem dedim gavruk, sen de öyle boş bir kimse değilsin yani dedim. Sen de dedim bu cihandaki en zor işi becerdin. Zöhre yıldızına evet dedettin. Onu gökten indirttin. O yüreğine yerleştirdin. Sen var ya bundan böyle he desen hemen hemen o an gideceğim isteyeceğim seni. Ya şu düğünü de bir artık kuralım be gülüm. Kavruk. Hemen hemen yapalım. Hemen başlayalım hayatımıza. Sedatçığım, Sedatçığım. Senden nefret ederim. Sancar'dan uzak dur. Bizden uzak dur. Elvan, evine dön lütfen. Bir daha deneyelim. Öyle de olmaz ki. Hemen affet demiyorum. Yok öyle olmaz. Bize bir şans ver. Yani ikimize bir şans ver. Osman Çağdak'tan. Ne yapıyorsun ya? Çalışıyorum. Tamam mı? Çalışıyorum. Ya bırak beni. Üzülemiyorum. Gitsene işime. Ya dur. Vallahi biri görecek. Ya karışmasa ne insana çalışıyor. Bak yeni gördüm. Biri görecek. Dokunma. Ya beni bak seni sıkarım he. Sıkarım. Gelme. Gelme. Thank you.
Efeoğlu ailesi. Nasılsınız? Sedat çekil. Sen karışma. Ben burada kocanla konuşuyorum. Değil mi sence Refe? Ay, çekil kardeşim. Bak, kızım var görüyorsun. Çekil. Maşallah. Benim de bir zamanlar bir kızım vardı. Ama bu kadın onu benden aldı. Yani öyle çok güvenmemek lazım biliyor musun? İnsanın bugünüyle yarını pek tutmayabiliyor. Benim tepemde sıngattırma kızım var diyorum. Hadi abi gidelim ya. Lan senin tepen atsa ne olur? Ha, ha seni var ya. Lan seni var. Lan kimsin lan sen? Ha? Baba. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Öldürürüm ben seni ha. Bırak lan bıçağı. Bırak. Ne bıçağı lan? Öldüreceğim mi lan seni? Ben ne bıçağı lan? Ha? Öldüreceğim mi sen beni ha? Ne bıçağı lan? Sancar Efe mi o? Sancar Efe değil mi o ya? Adam öldürüyorlar. Yetişin bıçakladı. Ambulansı arayın. Adamı bıçakladı. Ambulansı arayın ya ambulansı arayın.